Selam gençler. Hepiniz Sorunsuz Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İhsan Gökçecik. Arkadaşlar yazılarınız başlıyor. Yazılara yardımcı olmak adına sizlere Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu müfredatlara uygun olarak mikro öğreten fasiküllerden soru seçtim. Ve bu soruların çözümlerini yapacağım şimdi sizlere. Burada sadece soru çözümü yapacağız. Konu anlatım videolarımız tabii ki oynatım liste, oynatım listesi olarak baktığınızda oynatma listesi olarak baktığınızda 12. sınıf videoların içerisinde çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz ve işinize de yarayacağını düşünüyorum. Videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmazsanız hemen geçelim. Bakalım birinci senaryonun ilk sorusu neymiş? Senaryo 1 ilk sorumuz. Diyor ki bize yatay sürtünmesiz bir düzlemde birbirine bağlı iple. K ve L cisimleri O noktası etrafında 2 radyan bölü saniyelik açısal süratle düzgün çembersel hareket yapmaktadır. K ve L arasındaki ipteki gerilme kuvveti 5 Newton olup 3 kilogram kütleli cismin K cisminin yörünge yarıçapı çapı ee, 0,5 metredir. K cisminin O noktasına bağlayan ipteki gerilme kuvveti kaç Newton'dur? Bak şimdi. Yapacağımız işlem şu. Açısal hızımız belli. Bu cismi etki eden net kuvvetle bakacağız. Hemen buraya çizdik. Şurada bir T1'imiz var. Şurada ise bir T2'miz var. Sistemin net kuvveti nereye doğru olacak? Daima içe doğru olacak. Yani ne yazacağız? T1 eksi T2. F merkezcil kuvvet mi? Bu net kuvvet çünkü. O zaman şöyle yazarsak. Şöyle yazarsak. Ee, T1 eksi T2. T1'i bilmiyoruz. Eksi. T2'miz ne kadarmış? 5 Newton. Eşittir. M çarpı omega kare çarpı R. Düzenliyorum burayı. T1 eksi 5. Eşittir. Kütlem 3. Açısal hızım 2 idi. 2'nin karesinden 4. Yarı çapımda 0.5 metre. Yani 1 bölü 2'den. Sadeleştirirsek şurayı. Şununla şu gitti. 2 kaldı. Burası 6 olur. O zaman T1 kaç Newton gelir? 11 Newton gelir. Bize de bunu sormuştu zaten soruda. Geldim ikinci soruma. Diyor ki bize ikinci soruda Yer küre yarı R olduğu homojen küre olarak ele alındığı bir durumda üzerinde çeşitli noktalar şekilde gösterilmiştir. KLM noktalarındaki kütle çekim iğmelerini büyükten küçüğe doğru sıralaması hangisinde doğru olur demiş. Şimdi arkadaşlar neydi kural? Bir Öncelikle eğer içeride, gezegen içerisinde çekim bakıyorsanız K çarpı D çarpı R'yi kullanmanız gerekir. Eğer dışarıda çekim bakıyorsanız G çarpı G eşittir. Büyük G çarpı dünyanın kütlesi ya da o gezegenin kütlesi bölü merkeze olan uzaklığının karesiyle. Şimdi o zaman L noktası için bakarsak L noktasındaki çekim yümesi GL eşittir. Büyük G çarpı M bölü R'nin karesi. Bakın buna G diyelim. Burası G olursa otomatikmen K noktası G bölü 2 olacaktır. Çünkü yarısı olacak. Şuradaki formülden kaynaklı. M noktasına bakarsam da M noktası GM eşittir. Büyük G çarpı dünyanın kütlesi bölü. Merkez olan uzaklığın 1.5 R. Karesini aldım. 9 R bölü 4 yapar. Ters çevirdim. 4 bölü 9 çarpı G çarpı M bölü R kare yapar. E ben buraya G demiştim. Şu kısma. Bakın şu kısma G demiştik. O zaman bu durumda bizim M noktasındaki çekim ilmemiz neye eşit olur? 4G bölü 9'a eşit olmalıdır diyoruz. O zaman sıralamamızı yapacak olursak tabii ki ee, ne olur? Şöyle hemen kıyaslayalım. L'ninki en büyük olur. GL büyük olur. Sonrasında GK. Sonrasında GM olacaktır sıralamamız. Geldim 3. soruma. 3. soruda ne diyor bakalım? K ve T özdeş noktasal cisimler şekildeki belirtilen yönlerde aynı düzlem üzerinde R ve 2R yarı çaplı yörüngelerde düzgün çembersel hareket yapmaktadır. K'nın açısal momentumu L olduğuna göre T cisminin açısal momentumu kaç L'dir? Şimdi arkadaşlar açısal momentum vektörel bir büyüklüktü. Vektörel büyüklükte çizgisel hızla bağlı olarak açısal hız yönü de sağ el kuralıyla bulunuyordu. Burada cisim K cismi şu şekilde saat yönünün tersine dönerken başparmağım sayfa düzeninden dışa doğru. O zaman T cismi ise saat yönünde dönerken baş parmağı sayfa düzleminden içe doğru. Yani vektörel olarak baktığımızda ters yönlü. Peki büyüklük olarak bakarsak L formülümüz açısal momentum formülümüzü kısaltması neydi? idi değil mi? M çarpı R çarpı V. E bu durumda L vektörü muymuş? O zaman Lt vektörüne bakarsak M çarpı 2R çarpı 2V'den ne gelir? 4 Merve gelir. Yani vektörel olarak da yazacak olursak eksi 4L vektörüne eşit olur diyoruz. Çünkü ters yönlü olduğu için. Yöne dikkat edin. Evet dördüncü sorumuz. Düzgün çembersel hareket yapmakta olan x, y, z noktasal cisimlerin yörüngeleri şekildeki gibidir. Buna göre cisimlerin dönme eksenlerine göre sahip oldukları eylemsizlik momentleri arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Eylemsizlik momenti neydi arkadaşlar? Dönmeye karşı gösterilen bir dirençti. Peki ile orantılıydı? Eylemsizlik momenti m r kare ile orantılıydı. O zaman burada i x yazacak olursam m r kare olur. I y yazacak olursam 2 m r kare olur. I z yazacak olursam m çarpı 1 bölü 2'nin karesinden 1 bölü 4 r kare olur. Yani kıyaslayacak olursam tabii ki i x pardon i y büyüktür. I x o da büyüktür. I z olmalıdır. Hemen geldim 5. soruma. Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin hareketi ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Bakın ne diyor? Düzgün çembersel hareket yapıyoruz. Şöyle düşünelim. Düzgün çembersel hareket yapıyorsak hızımızın yönü sürekli olarak değişkendi. Ama hızımız aynı büyüklüğe sahipti. Burada açısal hızımız sayfa düzleminden dışa doğru oluyor mesela. Ve büyüklüğü değişmiyor sabit. O zaman açısal hız sabittir ifadesi doğru. Cismin ivmesi sıfırdır. Hayır bu cisme bir merkezcil ivmeye sahip ve içe doğru bu merkezliğime. Cismin çizgisel hızı sabittir. Bu yargı da yanlış olur. Büyüklüğü sabittir ama yönü sürekli olarak değişiyor. Bu nedenle cevabımız A seçeneği olmalıdır. Geldim 6. soruma. Şekildeki gibi yatay düzlemde V hızıyla kaymadan yuvarlanan bir disk üzerindeki K noktasının yere göre hızının büyüklüğü kaç V'dir diyor. Şimdi arkadaşlar biz öteleme hızımız ve dönme hızımız sonuç olarak aynı olmalı cisimler üzerinde. Bu durumda o noktası sadece ve sadece öteleme hızına sahiptir. Bu da demek oluyor ki dönme hızı da V'ye kadar olacak. Yani seçtiğimiz noktada şöyle bir durum. Bakın bunu iki yöntemle yapabiliriz. Birinci yöntemimiz şu. Bu arkadaşın bu noktanın öteleme hızı da V. Şu şekilde. Burada döndüğünü düşünürsek buraya teğet ve dik olmalı. Burası da V'ye kadar olmalı. O zaman şurası dik olacak değil mi? Bakın şurası dik olacak. Şu doğruyu çizersem şöyle. Şurası da 90 derece Doğal olarak burası ne kalır bakın şöyle çizdiğimi düşünün şuraya 30 kalacağı için şurası da 30 olacaktır Yani şu açı 120 derece O zaman bu ikisi arasındaki şu yere göre hızdan Şu ikisinin bileşkesini alacak olursak Bakın ee, ne çıkar hatta şöyle yapayım bir saniyeniz alacağım ucucu eklediğimi düşünürseniz bu ikisinin bileşkesi tam ortadan çıkacak şu şekilde ve ne kadar büyüklüğe sahip V büyüklüğüne sahiptir diyeceğiz. Demek ki K noktasının yere göre hızı V kadarmış. Bu birinci yöntemim. İkinci yöntemim de şu olur. Bakın. Bizim O noktasının O noktasının yere temas eden bu noktaya olan uzaklığı ne kadar? R kadar. R kadar da bizim yere göre hızımız neymiş? V'ymiş değil mi? O zaman K noktasının O noktasına olan yani yere göre olan yere olan şu noktaya olan uzaklığa bakarsam bakın burada bir eşkenar üçgen var. Burası da R'ye kadar olur. Demek ki K noktasının hızı da ne olmalıdır yere göre V olmalıdır. Çünkü R'ye kadar uzaklıkta olduğu için. Devam ediyorum ikinci senaryomla. Senaryomda kazanımım şu diyor ki bize düzgün çembersel hareketi açıklar. Bakalım ne diyor. Kütlesi M olan bir cisim O noktası çevresinde düzgün çembersel hareket yapıyor. Cisim K noktasından geçerken hangileri doğrudur? Bakalım. Şimdi düzgün bir çembersel hareket yapıyoruz. Bu durumda cisim buraya geldik. Geldi. İp gerilmesi burada. Bu cismin hız vektörü bu yönlü olur. Evet. Net kuvvetim bu yöndedir. Merkezcil kuvvetim. Merkezcil kuvvetimle iğmen bu yönde olmalı. Bu şekilde çizdik. Peki cismin çizgisel hızı artı x yönündedir. Bu yargı doğru oldu. Cismin ivmesi artı y yönündedir. Bakın bu yargı da doğru oldu. Cisme etkiden net kuvvet eksi y yönündedir. Arkadaşlar zaten şunların ikisi ne olmak zorunda? Aynı yönlü olmak zorunda. O yüzden cevabım 1 ve 2 B seçeneği olmalıdır. Geldim ikinci soruma. Düzgün çembersel hareketteki merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder demiş. Bakalım. Merkezinden geçen düşey bir mil etrafında sabit omega açısal süratiyle dönen bir tablanın yatay yüzeyinde 1 kilogram kütleli bir blok bulunmaktadır. Blok tablo üzerinde kaymamakta. Bu sayede R eşittir 0,2'lik bir yörüngede dolanmaktadır. Blok ve tabla arasındaki sürtünme katsayısı 0,5 olduğuna göre omega açısal sürati en fazla kaç radyan bölü saniye olabilir? Şimdi arkadaşlar burada bu cismin kaymadan dönmesi için bir şartı vardı hatırlayın. Neydi? Kaymadan dönebilmesi için sürtünme kuvvetinin büyük eşit Merkezcil kuvvet olma şartı vardı. Sonuç olarak bu cisim dışarı doğru hareket etmek isteyecek. Ama bunu sürtünme ne yapacak? Şöyle içe doğru tutmaya çalışacak. O zaman sürtünme kuvveti büyük eşit merkezcil kuvvet olması lazım. O zaman şöyle açtım. K çarpı MG büyük eşit M çarpı omega kare çarpı R. Burada M'leri sadeleştirdim. K'mız 1 bölü 2. G'miz 10 büyük eşit omegamızın karesini bilmiyorum. Yarı çapımızda 2 bölü 10 kadar. Buradan ee, ne gelir? Onu karşıya gönderdim. 100 bölü 2'den 100 bölü 4'ten 25. Büyük eşit omega kare gelir. Buradan 5 büyük eşit omega gelmesi lazım. Ne diyor bize soruda? Omega açısal sürati en fazla kaç radyan bölü saniyedir? O zaman en fazla omega 5 radyan bölü saniye olmalıdır. 5 radyan bölü saniyenin üstünde bu cisim güvenli dönemeyecektir. Evet geldim 3. soruma. Öteleme ve dönme hareketlerini kıyaslar diyor. Bakalım ne diyor. O, merkezi O noktası olan yarı çapı R olan bir tekerlek yatay bir yolda 8 metre bölü saniye hızla kaymadan dönerek öteleme hareketi yapmaktadır. Tekerlek üzerindeki R noktası O ve P noktaların tam ortasında yer almaktadır. Buna göre tekerlek şekildeki konumdan geçerken üzerindeki P ve R noktalarının yere göre hızlarının büyüklükleri arasındaki ilişki hangisi de doğru verilmiştir? Arkadaşlar bakın burada e, 8 metre bölü saniyelik bir hızla kaymadan öteleme hareketi yapıyormuş. Dönerek öteleme hareketi yapıyor. O zaman ben şöyle düşüneceğim. O noktasının O noktasının hızının 8 olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? Dönme işi yok zaten bu arkadaşın. Sadece öteleme hızı var ve bu 8. Bakın benim buraya olan uzaklığım ne kadar? R kadar değil mi? Yarı çapı vermiş miydi? Vermemişti. R demişti. Peki o zaman benim yere olan uzaklığım P noktasının yere olan uzaklığı 2R değil mi? Evet. O zaman şunu diyebiliyorum değil mi? R kadar uzaklıktaki hızım 8R ise 2 R'ye kadar uzaklıktaki hızım 16 R'dir diyebilirim. Hiç öne 16 metre bölü saniyedir diyebilirim. Burası ise dikkat edin ne yapar? Burası da direkt 1,5 R'ye kadar uzaklıkta. 1,5 R'deki hızım da ne olacaktır 12 metre bölü saniye olacaktır Böylelikle yere göre hızlandı rahatlıkla tespit etmiş olduk Yani P noktasının hızı 16 R noktasının hızı 12 cevabım B seçeneği olmalıdır Geldim dördüncü soruma Eylemsizlik momenti kavramını açıklar demiş Bakalım kazanım olarak bu Özdeş ve türdeş xyz levhalarından her birinin üzerine eşit büyüklüğü 4 adet Delik çakılıyor açılıyor Levhaların kütle merkezinden geçen sayfa düzlemine dik eksenlere göre eylemsizlik momentleri ix, iy, Iz arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar bu delikler kütlelerin azalmasını sağladı. Peki kalan kütlem nereye dağıldı? Evet kalan kütle burada dönme noktasına yakın. Kütle merkezine yakın. Burada daha dışarıda bakın. Burada ise en dışarıda değil mi kalan kütle? O zaman dönmek seninle olan uzaklığım arttığına göre eylemsizliğim en büyük ız olur. Sonra I-Y olur. Sonra ıx olur. Neden? Çünkü çünkü e, dönmek seninle en yakın ve dönme direnci en küçük olandır. Bu durumda z büyük y o da büyük x cevabım c seçeneği olmalıdır. <laughs> Geldim 5. soruma. Açsal momentumun korunumunun günlük hayattan örnekleriyle açıklar demiş. Bakalım. Hoberman küresi genellikle eğitim amaçlı kullanılan, merkezinden dışarı doğru genişleyebilen ve tekrar küçülebilen mekanik bir yapıya sahiptir. Sınıfın ortasına bir Hoberman küresi asan öğretmen, küre şekil birdeki gibi omega açısal suratıyla dönmekteyken, küreye bağlı ipi dönme eksenine göre herhangi bir tork uygulamayacak biçimde aşağı doğru çektiğinde küre şekil 2'deki gibi daha küçük bir biçimde dönüyor. Buna göre küre ile ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bir kere Uyguladığımız kuvvet, bakın, bizim dönme eksenimizden geçiyor. Bu durumda bir tork etkisi yok. Tork etkisiz olmadığı için açısal momentum değişimi de yok. Yani açısal momentum korundu. Açısal momentumu açarsak bu da I çarpı omega. E peki ikinci duruma geldiğinde, şu duruma geldiğinde dönme eksenine olan yarı çap küçüldüğü için eylemsizliği küçüldü. Açısal momentumu değişmemesi için o zaman açısal süreti de ne yapması gerekecek? Artması gerekecek. Peki açısal momentum artmıştır demiş. Yanlış oldu. Açısal hızı artmıştır. Evet doğru oldu. Eylemsizlik momenti azalmıştır. Yarı çapı küçülttüğü için azalacak. Bu nedenle cevabımız 2 ve 3 D seçeneği olmalıdır. Devam ediyorum. Üçüncü senaryomla. Üçüncü senaryom birinci sorumuza bakalım ne diyor. Düzgün çembersel hareket yapan... Düzgün çembersel hareketi açıklarmış zaten... Bakalım ne diyor? Düzgün çembersel hareket yapan noktasal bir cismin dönme merkezine göre cisimle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi düzgün çembersel hareket yapıyorsak bir kere hızımızın büyüklüğü değişmiyordur. Hızımızın büyüklüğünün değişmemesi doğal olarak bizim şöyle düşünürseniz burada v hızıyla hareket ediyoruz. Burada açısal hızımızın yönü de sayfa düzleminden dışa doğru ve sabitli daima. Bu durumda açısal hızımız sabit olması, açısal ivmesinin sıfır olduğunu söyler. Çünkü açısal ivme açısal hızın değişimiyle ortaya çıkar. Açısal hızının yönü ve büyüklüğü değişmez. Bu yargı doğru oldu. Eylemsizlik momenti sabittir. Evet, eylemsizlik momenti de sabit olacaktır. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 E seçeneği olmalıdır. Geldim ikinci soruya. Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. Bakalım. Bakın yazıda böyle bir soru gelebilir. Tabana bağlı 1 kilogram kütleli bir cismin yatay düzlemde çekirdek gibi R yarı çaplı yörüngede çembersiz hareket yapmaktadır. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre cismi etki eden merkezcil kuvvet kaç Newton'dur? Şimdi arkadaşlar burada şöyle bu cisme etki eden kuvvetler nelerdir desem ne deriz? Bir ip gerilmesi var. Şöyle yapalım. Şurada T'miz var. Bir de bu cismin neyi var? Bakın MG değeri yani 10 Newton'luk ağırlığı var. Bunların ikisini ucucu eklersek şu olmaz mı arkadaşlar? Şurası T. Şurası da 10 N. İşte bunların ikisinin bileşkesi. Bizim net kuvvetimiz yani kim? Aslında merkezcil kuvvet. E buradaki açı kaç derece? 53 derece. Burası kaç derece? 37 derece. E ben tanjant 53'ü yazsam tanjant 53 merkezcil kuvvet bölü 10 N denk gelmez mi? E tanjant 53 ne? 4 bölü 3 burası. E, merkezcil kuvvet bölü 10'dan içler dışlar çarpım yaparsanız merkezcil kuvvetiniz ne gelecektir? 40 bölü 3 gelecektir. Demek ki cisme etkiden merkezcil kuvvetin büyüklüğü 40 bölü 3 Newton değerinde olacak. Bileşenden ayırarak yapamaz mıydık? Yapabilirdiniz. Hiç önemli değil. Bileşenden ayırarak da aynı sonuca ulaşacaktınız. Geldim Üçüncü soruma. Diyor ki üçüncü soruda öteleme ve dönme hareketini karşılaştırır. Yatay düzlemde şekildeki gibi ok yönünde sabit hızla gitmekte olan traktörün tekerleri kaymadan yuvarlanmaktadır. Tamam. Buna göre arka tekerlerin üst noktası K, ön tekerlerin üst noktası L'nin yere göre hızlarının büyüklüğü VK, VL. Dönme hızları omega, FK, FL'dir demiş. Buna göre büyüklük ilişkisi nedir? Şimdi arkadaşlar bir kere yere göre hızları farklı olursa daha 5 metre giderse L 2 metre gittiğini düşünün. O zaman yere göre hızları farklı olursa farklı mesafeler alması gerekecek olamayacaktır. O yüzden bizim seçtiğimiz bu noktaların yere göre hızları eşittir. Şimdi o zaman şöyle olur. VK'nın değeri VL'nin değerine eşittir. Ancak ancak tabii ki K'nın dönme e, tur sayısıyla L'nin dönme tur sayısı aynı olamaz. K 1 tur attığında belki L 2 tur atacak. O mesafeyi karşılayabilmesi için. O zaman demek ki frekansı L'nin frekansı büyüktür. Kim olmalı? K'nın frekansı olmalıdır diyoruz. Geldim dördüncü soruma. Ne diyor bakın dördüncü soruda? Dönerek ve öteleme hareketi yaparak yapan cisimlerin kinetik enerjisine bağlı olduğu değişkenleri açıklar demiş. Şimdi soruda bize şunu söylemiş. Birbirine kayışla bağlı olan X, diskleri O1, O2 merkezleri etrafında açısal hızla dönmektedir. X ve Y dönmek isenlerine göre eylemistik momentleri 3 bölü 2'dir. Buna göre dönme kinetik enerjiler oranı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar bir. Öncelikle biz bunların açısal süratlerini bulabiliriz. Açısal süratlerimiz nasıl bulunuyordu hatırlarsanız. Açısal süratlerimiz ee, tur sayılarıyla. Yani bizim x kastağımız bir tur atarsa y kastağımız iki tur atacaktır. Ve bu durumda bizim x kastağımızın açısal süratine omega dersek y kastağımızın ki 2 omega. Peki dönme kinetik enerjisi 1 bölü 2 I omega kareydi formülümüz. O zaman EX için yazıyorum. EX eşittir. 1 bölü 2. 3 I dedim. Çünkü I bölü X bölü Y oranı 3 bölü 2 idi bakın. 3 I çarpı omega'nın karesi. Hemen EY'yi de yazıyorum. EY eşittir. 1 bölü 2 çarpı. 2 I çarpı. 2 omega'nın karesinden ne gelir? 4 omega kare gelir. Oranlarsanız buradan 1 bölü 2'ler gidecek. 3 bölü 8 cevabımız olmalıdır. Geldim 5. soruma. Diyor ki açsal momentum torkla ilişkilendirir demiş. Bakalım. Düşey kesiti şekildeki gibi olan O noktası etrafında serbestçe dönebilen homojen ince çubuk serbest bırakılıyor. Kesikli çizgilerle gösterilen konuma gelene kadar geçen sürede çubuğun O noktasına göre açsal hızı, açsal iğmesi ve tork nasıl değişir demiş. Arkadaşlar şimdi şöyle düşünelim. Bu cismin ağırlığı burada. Bu ağırlığının torku şu mesafe üzerinden hesaplanır. Buraya D diyelim. O zaman tork eşittir mg çarpı D. Bu da neye eşit olacak? I çarpı alfa eşit olacak. Değil mi? Peki bu cisim şuraya geldiğinde ağırlık merkezi buraya kaymaz mı? O zaman D mesafesi ne yaptı? Azaldı değil mi? D mesafesi azaldığına göre benim torkum azaldı. Çubuğun tabii ki eylemsizlik momenti değişmedi. Ama açısal ivmesi de azaldı. Şimdi açısal ivme birim zamandaki açısal sürat değişimiydi bizi o zaman birim zamandaki açısal sürat değişiminin azaldığını bilmem gerekiyor. Yani ne demek bu? Şöyle düşünün. Açısal süratim sıfırdı. 5 oldu. 9 oldu. 13 oldu. Bakın. Ee, sonra ne olacak? İşte 15 olacak. Böyle böyle gidecek. Dikkat ederseniz 5, 4, 3. Şurası 2 olur o zaman. 2 burası 14 olur. Böyle böyle gidiyor. Yani bu durumda azalma gerçekleşiyor değil mi? Açısal ivmesi azalmış oldu. Ancak açısal hızı ne yaptı? Her türlü arttı. O zaman açısal hızımız ne yaptı? Omegamız arttı. Açısal ivme sabit ama etki eden tork değerimde ne yapmış olacak? Azalmış olacaktır diyorum. Geldim 6. soruma. 6. soruda bakalım ne diyor bize? Kütle çekim kuvvetini açıklar diyor. Bakalım. M kütleli bir cisim. Kütleleri sırasıyla M ve 4M olan sürtünmesiz yatay düzleme sabitlenmiş xy cisimler arasında dengede kalıyor. Bakın dengede kalıyor ne demek? Bu cisimlere etki eden net kuvvetin bu cismi etki eden net kuvvetin sıfır olması lazım. Yani diyelim ki bu cisim kendisine doğru F kuvvetiyle çekiyorsa bu cisim de kendisine doğru F kuvvetiyle çekecek 4M kütleri cisimde. Yani net kuvvetim sıfır olması lazım. Yazıyorum o zaman. Kütle çekim kuvvetinin formülü neydi? Büyük G çarpı cismin birinci cismin kütlesi çarpı ikinci cismin kütlesi bölü aralandık uzaklığın karesi hemen yazıyorum o zaman. Büyük G çarpı M çarpı M bölü D1'in karesi eşittir büyük G çarpı M çarpı 4M bölü D2'nin karesi. Bunları oranladığımda G'ler M'ler gider. G'ler M'ler gider. M'ler gitti. D1 bölü D2'nin kareleri 1 bölü 4 geldi. O zaman D1 bölü D2 ne gelecek? 1 bölü 2 olması gerekir. Evet arkadaşlar, böylelikle senaryo 3'ümüzün de sorularını bitirmiş olduk. Evet Milli Eğitim Bakanlığı'na ait senaryolardan belirlemiş olduğum soruları mikro öğreten fasiküllerden seçerek sizler için çözmüş olduk. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Konu anlatım videolarımızı izlemenizi tavsiye ederim yazıldan önce. Hadi bakalım görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.